İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Leonid Azgalyan. Bugün Woodrow Wilson tahkim kararının 103. yıl dönümü. Yerevan Barış Antlaşması'na ilişkin 6. önerisini Bakü'ye iletti. Birleşmiş Milletler Hakikat ve Adalet Özel Raportörü Doğu Ermenistan'a gelecek. Samantha Power Artsak'tan yerinden edilenlere 4.1 milyon dolar daha sağlanacak. Bakü Zangezur koridorunun açılışına hazırlanıyor. Arura Mardikanyan'ı konu alan yeni animasyon filmi 24 Kasım'da Londra'da gösterilecek. Bugün 22 Kasım. Artsak kahramanı Leonid Azgaltyan'ın doğum günü. 81 yaşında olacaktı düzenli ve güçlü bir ordu olmadan Ermenistan'ın bağımsızlığını korumanın mümkün olmayacağından, tüm zaferlerin zaferlere dönüşeceğinden emin olan ve bir orduya sahip olma konusunu gündeme getiren ve ekibine ordu adını veren ilk Ermeni Leonid oldu. Eğer arkalarında düzenli bir ordu yoksa sıfırdır. Leonid Azgaltyan Kurtuluş Ordusu'nun kurucusu ve ilk komutanıydı büyük değil ama savaşa öldürmek ya da ölmek için değil kazanmak için giren mükemmel bir ordu. Hukuka aykırı olarak ele geçirilen topraklarımızın geri verilmesi için kazanmak gerekiyordu ve Ermenistan'ın kuzeydoğu sınırlarını kayıpsız kurtardı. Efsanevi komutan hakkında Westen Armenia TV'nin internet sitesinden bilgi edinilebilir, videosunu ise YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin 28. Başkanı, siyasetçi ve devlet adamı akademisyen Woodrow Wilson'un adı hem Ermenistan'da hem de yurt dışında tüm Ermeniler tarafından bilinmektedir. 22 Kasım Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'ın Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınıra ilişkin tahkim kararının veya Wilson Tahkim Antlaşması'nın kabulünün 103. yıl dönümü 10 Ağustos 1920'de Ermeni halkının uzun zamandır beklediği ve büyük umutlar beslediği Sev antlaşması imzalandı. San Röme Konferansı ve Sev Antlaşması'nın 89. 90. maddelerine göre 1920'de Amerika Birleşik Devletleri'nin 28. Başkanı Woodrow Wilson, Ermenistan ile Türkiye arasındaki sınır kararına ilişkin 22 Kasım'da Ermenistan'ın toplam alanının 160 bin metrekareden fazla olması gereken Karin Trabzon, Van ve Bitlis illerindeki Türk-Ermeni sınırının çizilmesine ilişkin tahkim kararını sundu. Hakim kararı nihai ve bağlayıcıdır. Herhangi bir süre sınırlaması yoktur ve statüsü kararın gelecekteki kaderine bağlı değildir. Wilson tahkim kararı şu anda aşağıdaki ülkelerde bulunan tüm davacılar için bağlayıcıdır. Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda yetkili Yerevan, barış anlaşmasına ilişkin 6. önerisini Azerbaycan tarafına sunduğunu bildirdi. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Doğu Ermenistan daha önce açıklanan ilkelere dayalı olarak ilişkilerin düzenlenmesine ilişkin belgeyi imzalamaya kararlıdır ifadesine yer verildi. Yerevan herhangi tekliflerden bahsettiği konusunda ayrıntıya girmedi. Bakü'nün geçtiğimiz günlerde barış anlaşmasının 5. versiyonunun Doğu Ermenistan'a sunulduğu ancak Yerevan'ın 2 aydır yanıt vermediğinden şikayetçi olduğunu da hatırlatalım. Bakü'nün başkan yardımcısı Hikmet Aciyev, Bakü'nün 11 Eylül'de açıklayıcı notlarla gönderdiğini ve yakında yanıt beklediğini söyledi. Azerbaycan tarafı bunun tarihi bir fırsat olduğunu, özellikle Azerbaycan'ın egemenliğinin yeniden sağlanmasından sonra barış anlaşması imzalanmasının önünde hiçbir engel olmadığını defalarca dile getirdi. Doğu Ermenistan'ın ne kadar hazır olduğuna gelince şu anda ciddi sorular ortaya çıkıyor diyen Hacıyev, topun artık Yerevan'ın sahasında olduğunu vurguladı. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Bakü'nün yeni öneriler sunduğunu doğruladı bir süreç var. Bir tartışma var. Tabii ki Haziran ayından sonraki bu dönemde yüz yüze görüşmeler olmadı diyen Mirzoyan maalesef tarafların pozisyonlarının hala birbirine oldukça uzak olduğu önemli konular var dedi. Birleşmiş Milletler'in hakikati, adaleti, tazminatları ve bir daha tekrarlanmama garantilerini teşvik etme sorunlarıyla ilgili özel raportörü Fabian Salvioli 16-24 Kasım 2023 tarihleri arasında Doğu Ermenistan'a resmi bir ziyarette bulunacak. Birleşmiş Milletler uzmanı ziyareti sırasında Ermeni yetkililerin çatışma sırasındaki ciddi insan hakları ihlallerini, devlet baskısını veya sivil huzursuzluğu gidermek için hakikati, adaleti, tazminatları, anma ve tekrarlanmama garantilerini teşvik etme alanlarında aldığı önlemleri değerlendirecek. Uzman, hükümet yetkilileri, yasama organı, yargı, güvenlik güçleri, Ulusal İnsan Hakları Enstitüsü, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, mağdur grupları ve uluslararası toplumun temsilcileriyle görüşecek. Yerevanı ve ülkenin diğer yerlerini ziyaret edecek. Özel raporter 24 Kasım 2023 tarihinde yerel saatla 10.30'da Bedos Adamyan 14 adresinde bulunan Birleşmiş Milletler Ofisi toplantı salonunda bir basın toplantısı düzenleyecek. Gazetecilerin erişimi kesinlikle sınırlıdır. Salvioli raporunu Eylül 2024'te İnsan Hakları Konseyi'ne sunacak. Arjantinli Fabian Salvioli 2018 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından hakikati, adaleti, tazminatları ve bir daha tekrarlanmama garantilerini teşvik etme konusunda Birleşmiş Milletler Özel Raportörü olarak atandı. Kendisi insan hakları savunucusu ve profesördür. Fabian Salvioli, La Plata Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Profesörüdür. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power, Artsah dağı Karabağ'da yerinden edilen kişilere 4.1 milyon dolar sağlanacağını bildirdi ve bunu X blogunda yazdı ek finansman dikkate alındığında artsa sakinlerine yönelik Amerikan insanı yardımının toplam hacmi 2020'den itibaren yaklaşık 28 milyon dolar olacak. Yardım yaklaşık 74 bin mülteciye ve yerinden edilmiş kişiye acil insanı yardım sağlamasına yönelik olacak. Bu fon hayatı önem taşıyan gıda yardımını artıracak, insani koruma ve geçici barınma sağlayacak. Bu haberin ardından Bakü'nün başkan yardımcısı Hikmet Haciyev'in X mikroblogunda Amerika Beşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power'ı Artsak Eski Devlet Bakanı iş adamı Aurora hayırseveri Ruben Vartanyan ile işbirliği yapmakla suçladığını belirtmek gerekir. Haciyev'e göre Samantha Power ve Ruben Vartanyan'ın Azeri nefreti Türk nefreti, siyasi yolsuzluk, para görüşmeleri ve siyasi aldatmacılarla birleştiği iddia ediliyor. Maske yırtıldı. Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın artık Azerbaycan'da yeri yok diye yazdı Aliyev'in yardımcısı. Bakü'de sanki hiçbir şey olmamış gibi Zangezur Koridoru'nun açılışına hazırlıklar sürüyor. Bakü hükümeti Zangezur Koridoru'nun faaliyete geçmesi için çalışıyor. Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Şahin Bahirov gazetecilere verdiği demeçte Devlet Gümrük Komitesi de bu süreçlere katılıyor. Şimdi Zangezur koridorundaki kontrol noktaları üzerinde çalışıyoruz dedi. Şahin Bahirov aynı zamanda yeni projeler üzerinde çalışıyoruz ve inşaat çalışmaları bir sonraki aşamada başlayacak diye ekledi. Zangezur Koridoru, Doğu Ermenistan topraklarından geçen bir veya daha doğrusu iki güzergahı ifade ediyor. Demiryolu ve otoyolu, yerevan kategorik olarak koridor mantığı ruhuna uygun her türlü yaklaşımı reddettiğini ve iletişime bölge dışı statü verme yönündeki her türlü girişimi reddettiğini belirtti. Bakü, bu ülkenin cumhurbaşkanı düzeyinde Doğu Ermenistan'ın yol üzerindeki egemenliği hakkında konuşmak için zayıf girişimlerde bulunulmasına rağmen inatla iletişim koridoru demeye devam ediyor. The Guardian, Aurora, Arşalus Mardiganya'nın kaderini konu alan yeni animasyon filminin 24 Kasım'da Londra'da gösterileceğini yazdı. Gösterim belgeseller için Berta Duckhouse salonunda gerçekleştirilecek. Aurora'nın Gün Doğumu adlı yeni film belgesel görüntüleri animasyonla birleştiriyor. Filmde üç Aurora bir araya geliyor. Birincisi gerçek. 1994 yılında ölümünden hemen önce çekilen röportaj bu amaçla kullanılmış. Orada Ermenice ve İngilizce olarak yaşam yolunu anlatıyor. İkinci bölüm animasyonludur. Bunu elde etmek için kağıt figürler ve süslemeler kullanıldı. Üçüncüsü, 1919'da Amerika'ya taşındıktan kısa bir süre sonra çekilen sessiz film Sol Action'da gençlik yıllarına ait belgesel görüntüleri içeriyor. Eski filmin sadece birkaç kısmı korunabildi. Büyük ve birleşik bir ailenin evinde gösteriler düzenleyen kızından nasıl ölüm yolunda yürüyen, şiddete ve köleliğe maruz kalan bir yetime dönüştüğünü görüyoruz. Sonunda kendini Amerika'da buluyor. Hayat hikayesi burada gazetelerde yayınlanıyor, sonra da sinema akranlarında yer alıyor diye yazıyor gazete filmin senaryosunu Aurora'nın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaşamının ilk yıllarında yazdığı otobiyografik kitaptan yola çıkılarak oluşturuldu. Filmin yönetmeni Inna Sahakyan'dır. Filmin sonu bizi 1994 yılına götürüyor. Mardikyan intikam almak istemediğini, sadece tüm suçluların adil yargılanmasını istediğini söylüyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Artsakh kahramanı Leonid Azgalkyan adına yazılmış bir şarkıyı sunuyoruz. Inch as'e kendronakan kam vochkendronakan kam mijazgain kam azgayin gortichner sa hayastane yervertch. Vochortchi karov as'e nazhayarkan chen. Chortchi karov. Sa hayastane yervertch, yervertch, yervertch. Dinik gavariz voreri abar tan Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.